Selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu ay oldukça fazla bir video oldu. Normalde bu kadar art arda video gelmiyor ama özellikler çok önemli. Ve yeterince de özellik birlikte geldiği için ben de sürekli videosunu çekmek zorunda kalıyorum. Şu an öğütme değişikliğinden bahsedeceğiz. Bir de bazı silahlarda rekol değişikliğimiz var. Bir de gördüğünüz gibi odun barikatımızın yeni hali var burada. Bakın şu şekilde. Oğlum market oldukça yeterli bir hale gelmiş denilebilir. Silahları göstermeden hemen bir öğütmeden bahsetmek istiyorum. Öğütme güvenli bölge ve güvenli bölge dışı olarak ayrıldı. Güvenli bölgelerde öğütme yaparken öğütmeniz 8 saniye sürüyor. Ayrıca %20'lik de bir zarar oluyor. Bakın şurada şu güvenli bölgede yaptığım bir öğütme, şu da dışarıda yaptığım öğütme. Eğer öğütmenizi normalde yani dışarıda yaparsanız da %20'lik bir kar veriyor size. Normalde metal yapabildiğiniz gibi 120 metal veriyor. Ama karakolda yaptığım 80 verdi. Herhangi bir anıtta yaptığım ise 120 verdi. Hemen şu şekil burada göz önünde de göstermiş olalım. Bakın burada da yazıyor. Burada zararı vermemiş ama sürenin yavaşladığı yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi 80 erimiş metal aldım. Buradaki öğütmelerin rengi de değişti. Tabi sarı bir renk verilmiş. Bu öğütmelerin renk olayı da gelecekti aslında. Daha doğrusu renk olayı planlandı. İlk önce 5 tane renk vardı, onu söylemiştim zaten. Ama galiba o iptal edilerek olay buna çevrildi yani. Sadece güvenli bölge öğütmesi ve güvenli bölge dışı öğütme olarak ikiye bölmüşler direkt. Renk ayarlaması yapılsaydı şöyle bir artısı olurdu. Mesela karakolda en düşük seviye olurdu yine her türlü. Güvenli bölgelerde en düşük seviye olurdu. Bu mesela olduğum yerde o ikinci seviye, ilk seviyelerden olurdu. Ama büyük anıtlarda yani son seviye anıtlarda roket rampası gibi en son seviye olurdu. Yani bunlar da yine bu gördüğünüz gibi öğütme hızı vesaire farklar olur. Mesela buraya geldiğiniz zaman bir de burada normal öğütmemizi yapalım. Bakın. Burada da 5 saniye diyor. Burada aldığımda da farkı görüyorsunuz. Merak ediyorsanız bir roket rampasındaki öğütmeyi de gösterelim hemen hızlıca. Silahların rekollerinde bazı değişikliklerimiz oldu. Bu aşağıda gördüğünüz 3 silah da var şu an. MP5 hariç. LR, yer auto ve pistolde değişikliklerimiz var. Onları anlatacağım, bahsedeceğim. Ayrıca holosight ile ilgili değişikliğimiz var. Üçlü atışla ilgili değişikliklerimiz var. Onları da göstereceğim. Hemen buraya da geldik. Gördüğünüz gibi sadece güvenli bölge ve güvenli bölge dışı olarak iki öğütme türümüz var. Gördüğünüz gibi. Renk sistemi hala eklenir mi bilmiyorum ama renk sistemi bunun üstüne eklenirse de nasıl olur derseniz. Yani işte 5 seviye olacak, anıttan anıt olarak değişecek. En düşük seviye öğütme karakolda olur. En yüksek seviyeler bu roket rampası gibi yerlerde olur. Ama tahminen o sistemi iptal ettiler. Güvenli bölge ve güvenli bölge dışı olarak şu an iki tane sistemimiz var. Tekrar oraya gitmeden hemen şurada göstereyim. Şimdi ilk olarak holosight tipi göstermek istiyorum. Holosight'ın çerçevesi artık daha ince. Ya çok kubaralı bir şekilde fark ediliyor zaten. Çok da güzel olmuş açıkçası. Üçlü modumuz ile ilgili bir ayarımız var. Üçlü modu burada P2'ye takabiliyormuşum. Üçlü modumuz artık daha seri atış ediyor. %33'lük bir hızlandırma var diyeyim mermi araları arasında. %33 daha hızlı atış ediyor. Oldukça da güzel olmuş. Bunların kendilerine geldiğimiz zaman ise hemen şu yan taraftan bakaraktan başlayalım. İlk olarak yer otomuzun hedef alanı küçültüldü. Yani mesela siz şöyle şuraya sprey atıyorsunuz diyelim. Bunun belli bir konisi var, alanı var. Bu alan artık daha küçük. Ya eskiden şöyle bir alana dağılıyorsa, ya çok büyük bir örnek veriyorum şu an. Eskiden şöyle bir alana dağılıyorsa, şu an şöyle bir alana dağılıyor. Bu kadar büyük bir şey değil. Ama adam vurmanız daha kolay olacak diyebilirim. Bunun yanında ateş animasyonu da hızlandı. Ya eğer otobüs sıkı oynuyorsanız farkı zaten hissetmiştirsiniz. Yani daha hızlı ateş ettiği hissediliyor açıkçası. Hemen buradan devam ettiğimiz zaman LR300 değişikliklerimiz var. LR300'ün uzun mesafedeki hasarı yükseltildi.
Yani uzaktaki bir adama hasar veriyorsanız daha fazla hasar veriyor. Ayrıca mermileri daha hızlı gidiyor. Bunun dışında da yatay rekoili düşürüldü. Daha az aşağı çekmeniz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğim hedef konusu olayı da P2 için ayarlandı. P2'da da mesela normalde sıktığım zaman şöyle bir alanı dağılacaksa şimdi çok daha küçük bir alanı dağılıyor mermiler. P2'da sadece o ayarlama yapıldı. Mayerto'da şu an daha hızlı bir sıkış var diyebilirim. Ve daha küçük bir alana dağılıyor. Bunun dışında odun barikatımız var gördüğünüz gibi. Odun barikatın craftında bir ayarlama var mı acaba diye bakmak gerekirse. Bunun dışında önemli olarak bahsedebileceğim tutsak sisteminden zaten bahsetmiştim. Kaplan geliyor, balina geliyor. Bu iki hayvandan bahsettiğimi bilmiyorum. Onları da hemen söyleyelim. Şu an için bu şekilde. Görüşmek üzere.